Bütün polis teşkilatlarına ben de abiler olarak sesleniyorum arkadaşlar. Görevinizi layıkıyla yaparsanız çocuklarınız ve torunlarınız rahat eder. Ama görevinizi yapmak yerine seçim sandığından geldim deyip her şeye hakkı olduğunu iddia edenlere sadakat gösterirseniz, devletlerine onlara sadakat gösterirseniz çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacak devlet bulamayız. Bulamayız, ben söyleyeyim yani. Genç polisler, orta yaş polisler, emniyetçiler, emniyet müdürleri, savcılar, yargıçlar, hepinize sesleniyorum. Hepinize. Lütfen. Kendi geleceğinizi belki bir kenara atabilirsiniz. Olabilir. Ama çocuklarınız, torunlarınız hem sizin hem ülkemizin geleceği. Devlet Bahçeli gibilere lütfen meydan bırakmayın. Bu anayasa bizim anayasamız. Bu anayasanın emredici hükmünü Cumhurbaşkanı da olsa, bilmem ne başka bir mahkeme ceza dairesi de olsa uygulayacak kardeşim. Uygulayacak. Sonrasını konuşuruz. Ama kararı uygulayın bir kere. Orada emredici bir hüküm var. Yani askerde diyelim ki bir kurmay albay 5 senelik, 6 senelik bir başka kurmay albay bir üstünde diyelim onun. Ama askeri kurallar demiş ki burada bu alayda bu terfideki albayın sözü geçer. Emirlerine itaatsizlik vatana ihanetle eşdeğerdir. Yargılanır, disipline gider falan demişse o 5 senelik kurmay albay ya da albay 6 senelik albayın dediklerine uyacak, yerine getirecek. Sonra gerekirse ordu evinde oturacak, onunla tartışacak. Ya da başka bir yerde tartışacak. Ama insan gibi. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Hayır. Yargıtay Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin kesin kararını uygulayacak. Uygulamak zorunda. Uygulamazsa ne olacak? Hep beraber bir süre sonra ne olduğunu görürüz. Hep beraber göreceğiz. Demokratik hukuk devletlerinin gerekleri neyse onlar yerine gelecektir. Bu lafımı lütfen unutmayın. Bakın Erdoğan dün söylediğini bugün başka türlü söylemeye başladı. Değil mi? Ya o Yargıtay Ceza Dairesi'ndeki üyelere sesleniyorum. Ne gemisiydi? Marmara gemisi miydi Ali? Hani gitmişti Gazze'ye giderken yolda. Evet, İsrail'e giden. O gemiyi Erdoğan gönderirken alkışlarla göndermedi mi? Sonra da bana mı sordunuz dedi. Bana mı sordunuz dedi. Bu Yargıtay üyelerinin başına bir şey geldiğinde hep beraber göreceğiz. Tayyip Bey ne diyeceğini. Bana mı sordunuz diyecek. Siz bir şey geleceğini gerçekten düşünüyor musunuz Mendoh abi? Ben inanıyorum. Ben 72 yaşındayım. Bakın Türkiye'de yasa dışı ya da anayasaya aykırı hareket eden herkes gün gelmiştir. Keser dönmüş, sap dönmüştür. Ve o gün hesap dönerek anayasaya riayet etmeyen herkes mutlaka cezasını çekmiştir. Ama mutlaka cezasını çekmiştir. Bir süre el üstünde tutulmuşlardır. Menfaat şebekeleri tarafından bir süre ama. Neden? Çünkü onların anayasaya, yasalara uymamaları o menfaat çetelerinin içine gelmiştir. Ama menfaat çeteleri güçten düştükten sonra başlarına gelmeyen kalmamıştır. Yine öyle olacak. Bakın göreceksiniz. Unutmayın diyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu olayda Anayasa Mahkemesi'ni uygulamayan kim olursa olsun demokratik hukuk devletinin çektirmesi gereken cezaların hepsini çekeceklerdir. Demokratik hukuk devletinin. Ben şimdi Mendoh abi, tabii bu özellikle Alaaddin Çakıcı'nın Gergerlioğlu'na yanıt verirken er politikacının, siyasetçinin fotoğraflar çektirebileceğini, bunun doğal olduğunu söyledi. Ben bu sözü ben de doğal diyorum. Gerçek, çok doğal ama deyip başlıyoruz şimdi. Eğer bir siyasi partinin genel başkanı daha önce kendisine mektupla hakaret etmiş, küfür etmiş, ülkenin o zamanki başbakanına, cumhurbaşkanına cezaevinden küfür ve hakaret etmiş, mektup yazmış olan Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret ederseniz, Alaaddin Çakıcı'yı MHP'nin genel merkezinde kabul ederseniz ve fotoğraf verirseniz ve onu kapıya kadar uğurlarsanız, işte bu politikacının sokaktaki fotoğraf çektirmesine benzemez. Evet, aynen öyle. Bu siyaseten dünyanın her yerinde ahlaksızlık olarak tanımlanır. Alaaddin Çakıcı'ya yani şunu sormak lazım. Siyasete uyan bir şey değildir yani, çok açık net bir şekilde. Hayır. Ya Alaaddin Çakıcı'ya şunu sormak lazımdı. Kendisini de benzetmek için söylemiyorum ama benzetmek gerekirse en azından Reza Zarrab kimseyi öldürmedi.
ya da o Sezgin Baran Korkmaz kimseyi öldürmedi diyebiliyoruz. Umarız öyledir. Onlar para üzerinden, rüşvet üzerinden devleti dolandırdılar. Devleti dolandırmak demek, halkı dolandırmak demektir. Alaaddin Çakıcı'ya sorum şu. Devlet Bahçeli Reza Zarrab'la buluşsa, kol kola yürüse ne düşünürdü? Kendisi ne düşünürdü? Ne düşünürdük abi? Bilmem, ben işte Alaaddin'e sormak isterdim bunu. Ne düşünürdü? Bence çok doğal bulurdu. Bir siyasetçi herkesle fotoğraf çektirebilir ve koluna girerek yürüyebilir derdi. Peki siyasi ahlaka uygun düşer miydin? Yani şimdi çok ilginç. Bir zamanlar muhalif olan bir suçla Ali'cim, özür dilerim Ali'cim. Tabii ki felsefesini yapmak istiyorum. Bana müsaade etsin arkadaşlar. Tabii tabii. Lütfen sen de müsaade et. Sevgili Ali, hukuk temel bir terimdir. Haktan gelir. Yani hak hukuktan gelmez. Hukuk haktan kaynaklanır. İnsanlar birbirleriyle iletişim halinde ya da bir arada topluca yaşamaya başladıktan itibaren karşılıklı olarak hak geçişleri oldu. Kimisinin hakkı bir başkasının tarafından gasp edildi. Burada ne oldu? Bu hak gaspında taraflardan birinin, haklı olanın ya da haksız olanın tespiti gerekti. Bu haklı ve haksız olanın tespiti için kurallar konması gerekti. Hammurabi kanunları. Şimdi Hammurabi kanunları kimine göre 10 emir, yani Hammurabi kimine göre, bazı tarihçilere göre Musa'dır, Hazreti Musa'dır. Neyse, işte o zaman hukuk doğdu, kanunlar doğdu. Yani haktan hukuka gidildi. Şimdi hukuk felsefesi açısından baktığımız zaman da suç ve ayıp aynı şey değildir. Ama ayıp hukukun da içinde olan bir eylemdir. Öyle bazı ayıplar vardır ki siz ondan, kanunlar onu tanımlamadığı için ceza alınmaz. Mesela Taksim Meydanı'nda eğer kısa pantolonla gezmek suç değilse ve üstünüzde falinele gezmek suç diye tanımlanmamışsa kanunlarımızda, gezersiniz. Ama toplumun %80'i ya ayıp bu diyor. Değil mi? Ayıp, ayıp diyor. Ama hiç kimse ayıp etmiş birisini alıp da hapse atmıyor. Ama suçsa gel bakalım kardeşim diyor, buraya atıyor. Şimdi Alaaddin Çakıcı ile Bahçeli'nin fotoğraf çektirmesi suç değil. Bahçeli'nin Reza Zarrab'la ya da Sezgin Baran Korkmaz'la fotoğrafı varsa o da ayıp değil. Olabilir. Şey pardon, suç değil. Olabilir kardeşim. Birisi yargılanıyor. Tahliye olmuş, yargılanıyor. İkisi de tahliye oldu pardon. Sezgin Baran Korkmaz da şu anda Amerika'da özgür geziyor. Ama toplum onlara iyi gözle bakmıyor. Ne olur bir siyasetçi, bakın siyasetçi diyorum, sen ben değiliz. Biz gazetecileriz, biz herkesle kol kola gezeriz. Otururuz, sohbet ederiz, haber kaynağımızdır çünkü. Suçuna iştirak etmemek şartıyla gazeteci herkesle konuşur kardeşim. Herkesle. Ama siyasetçi konuşamaz. Hele bu siyasetçi iktidar siyasetçisi ise, Devlet Bahçeli, hükümete ortak değil ama hükümetin en güçlü desteği. Çekin arkasından hükümet düşer. Ya da Cumhurbaşkanı çok zor durumda kalır. Öyle değil mi Ali? O zaman sen Devlet Bahçeli'ye Gergerlioğlu'nun Alaaddin Çakıcı ile fotoğraf çekiliyorsun diye eleştiri yöneltmesinden daha tabii bir şey ben kabul edemiyorum. Adam suçlamıyor ki. Yani savcılara demiyor ki Alaaddin Çakıcı ile fotoğraf çekildi, fezleke gönderin. Yok öyle bir şey demiyor ya. Yaptın, siyasi ahlaka sığar mı sığmaz mı diye soruyor. Bana sorulsa sığar mıydı diye, Ömer Faruk bana sorsaydı haklısın kardeşim derdim. Siyasi ahlaka sığmaz. Şimdi Erk Acerer, sevgili meslektaşım, dün bir fotoğraf paylaştı. 17-25 olayları olduğu dönemde, bugün yurt dışında bulunan Can Dündar'a 17-25 yazılı saatin önünde röportaj vermişti Devlet Bahçeli. O fotoğrafı göstermek istiyorum. Tabii görebilecekler mi, göremeyecekler mi, ama şöyle yaparsam tahmin ediyorum biraz daha iyi ekrana yansıyacak. Yani bugün o Can Dündar'a vatan haini diyor. Evet, bazı fotoğraflar çektirilir çektirilmez ama bazı fotoğraflar da tarihe not olarak düşüyor Menduh abi. Ya ben bir anımı anlatayım mı? Müsaade eder misiniz? Evet tabii ki abi. Bahçeli'li. Ben Bahçeli mecliste salı günleri çıkıyordu biliyorsunuz.
altı gösteriyor, dokuzu gösteriyor, onu öyle çeviriyor, bunu böyle çeviriyor falan. Ben de o gün Bahçeli'ye güldüm. Güldüm hakikaten yani. Twitter hesabımdan bir paylaşım yaptım. Altı diyor, çeviriyor, dokuz olur diyor. Bunları yan yana koyarsan 69 olur diyor falan. Ben de dedim ki ya Sayın Bahçeli, siz öğrenciliğiniz sırasında hiç 69 yaptınız mı diye sordum. Bakın üstüne basa basa soruyorum. Siz gençliğinizde, pardon, gençliğinizde 69 yaptınız. Bu benim sorumu ceza davası konusu yaptı Bahçeli ve ben yargılanıyorum. Eviniz basıldı. Evim basıldı, o ayrı yine, onun kanı onlardan getirildiğini anlayamam, anlatamam, Yok, kanıtlayamam. en Altı azından tane onun arkasından olması genç, manidar. tabii. Neyse, altı tane delikanlı gece yarısı evim bastılar. Şimdi savcıya diyorum ki nasıl, bakın emir kul olmuş. Yani hukuk bitmiş, yargı bitmiş. Savcıya diyorum ki sizden ricam, bana 69 ne olduğunu anlatın. Eğer gerçekten çok ayıp bir şeyse özür dileyeceğim ve hiç yargılama yapmayın, hemen bitirin, cezama razıyım. Neyse cezası. Hiç size dedim, şerefim üzerine söz veriyorum. Bana 69 yattın mı diye sormanın ayıp ya da suç neresinde? Ama dedim ben size dedim, jandarma ifademde de verdim. Çocuklar size, zaten var ifademde orada. Bakın ne diyorum. Lise öğrencisiydim. 19 Mayıs hareketlerini yaparken Zafer Sırmakeş'le, Allah uzun ömürler versin, arkadaşım Kırklareli'nde yaşıyor, Zafer Sırmakeş'le sınıf arkadaşıydık. Biz onunla beraber 19 Mayıs'ta ters taklarda atardık. Ben bacaklarımı onun boynuna dolardım. O bacaklarını boynuma dolardı. Takla atarak giderdik. Bir buna öğretmenimiz Erol Olgaç, o da yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin, 69 hareket ederdi. Ben anlattım savcı bunu. Siz şimdi bana bunun neresinde ayıp olduğunu anlatır mısınız? Hayır dedi adam bana. Aynen ya. Hayır, ayıp dedi. Çok Ama ayıp dedi. normal Çok ciddi. 69, ama normal 69 ayıp Mendo abi. Abi ne ayıp olan, sen anlat o zaman. 69'u Hayır sen gerçekten anlat. bilmiyor musun Yaz. abi? Evet samimi. Hayır bak. Nasıl bir şey olduğunu bana anlat. Vallahi bilmiyorum. Abi Billahi bilmiyorum. sekste karşılıklı bir pozisyon abi. Abicim ya, ben eğer seks aklıma geldiyse namerdim ya. Şerefsizim ya. Sonra bir dakika, seks ise eğer ille de genç olması gerekmiyor ki. Sen hayatında hiç yaptın mı derdim. 69 yaptın mı derdim. Şu anda yaptın mı derdim. Şu anda da 69 eğer seks pozisyonuysa, bilmiyorum. Bahçeli'nin yaşında yapılabilir mi? Benim yaşımda yapılabilir mi? Samimiyet Ali. İnsanlar, erkekler ya da kadınlar, her seks pozisyonunu bilmek zorunda değildirler. Değil mi canlarım? Ama bir Herkesin kez daha baş... anladım ki Mendo abi, gerçekten sen o gençliğindeki o takla atmak üzerinden kurmuşsun, ama herkes 69'u, ben de dahil Ya olmak üzere, o kardeşim, pozisyon üzerinden anlamıştım abi. ama sizin aklınızda da yani İsmaila cemaatinin erkekleri gibi hep seks var demek ki, kusura bakmayın. Ya bakın ben yemin etmem kolay böyle bir şeye. Çünkü inanan inanır Anladım kardeşim, abi. inanmayan Çok net inanır. anladım. Hiç sorun yok. Anladım yani. Ama ben öyle ya, bir de onu da konuş. Ya nedir ya? De ki seks ya. De ki seks ya. O seks. Bahçeli hiç mi seks yapmadı hayatında? Ya seks yapmak ayıp Bilmiyorum. mı ya? Hayır Abi seks bilmiyorum. yapmak ayıp mı? Fethullah Sen Gülen de de hiç evlenmediğine göre o da yapmadı. Devlet kardeşim Bahçeli evlenmediğine göre evlen. o da yapmadı abi. Efendim o seks yapmadı diye bizler de seks yapmamış kabul edilemeyiz. Ben bir seks ürünüyüm. Ben annecimle babacım beni lahana içinden çıkarmadı. Beni leylek getirmedi. Anamla babam seviştiler, ben oldum. Hepimiz için geçerli bu. Hazreti Muhammed de seks sonucu oldu. Musa da seks sonucu oldu. İsa hariç. İsa hariç deyince yani şimdi aklıma bir fıkra geldi. Anlatabilir miyim? Köyün kör sağır dilsiz kızına tecavüz ediyor birisi. Kimin tecavüz ettiği belli değil. Kız da kör sağır dilsiz olduğu için kimseye bir şey söyleyemiyor yani. Fakat halk kendi arasında bunu yapsa yapsa papaz yapmıştır diye dedikodular üretiyor. Papazın kulağına geliyor ama kendisinden de yüzüne karşı söylenmediği için gidip onlara vallahi billahi ben yapmadım diyemiyor adamcağız. Ne yapsın? O şüpheyle 40 sene geçiyor üzerinden, ölüyor. Emri Hak baki oluyor. Öbür tarafa gidiyor. Öbür tarafta Hristiyanları Saint-Pierre Tanrı'yla buluşturur. Bilhassa din adamlarını ve devlet adamlarını buluşturur. Bu papazı da oraya gidince Saint-Pierre alıyor, Tanrı'ya götürüyor. Adamcağız Tanrı'ya tabii serzenişte bulunuyor. Ulu Tanrım diyor. Benim o kıza tecavüz etmediğimi biliyorsun diyor.
Ama diyor 40 sene diyor benim o işi yapmadığımı kimseye anlatmadım diyor. Tanrı da diyor ki ya oğlum diyor ya. Ben diyor Meryem'le aramda hiçbir şey geçmediği halde bu insan denilen varlığa 2000 senedir Meryem'le aramda bir şey geçmediğini anlatamıyorum diyor. Senin derdinle mi uğraşacaktım diyor. Ya şimdi ben de bazı şeyleri ya vallahi diyorum billahi Sen diyorum de bu 69'u anlatamıyorum. normal Ya arkadaşınla beraber takla atmak olarak hocanın söylediğini anlatamayacaksın abi. benim bütün arkadaşlarım hep gülüyorlar. Diyorlar ki ya evet hepimiz yapıyorduk ya. Hepimiz 69 yapıyorduk. Ama biz erkek erkeğe yapıyorduk. Başkaları bilmiyorum yani. Öyle bir seks Başkaları başka hareketini türlü olarak. yapıyormuş beni abi. Onlar Hayır değişik şey. takla atıyorlarmış abi. Hayır bak şimdi sen diyorsun ki hiç hayatında demek ki tabii tam olarak nedir fantazi nedir tam bilmiyorum o. O Fantezi şey nedir o. Ya bakalım şimdi duruşmam var Şubat'ta bir daha var. Son karar duruşması var. Şubat abi. ayında. Bu sefer savcıya söyleyeceğim ama o savcı başka savcı oradaki. Olsun Diyeceğim ki ya anlatırsın. Meğer böyleymiş yeni öğrendim ya demesin bu muymuş diyeceğim ya. Hatta dur şimdi bunu da alıp götüreyim o güne. Şu bizim konuşma var ya burada. Ha abi. güzel ya. Bunu da alıp götüreyim. Ya Abi şimdi bir var ya. izleyicim hatırlatıyor. Dedenin Bahçeli, Türkiye, pardon Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beladır ya. Bak net söylüyorum. Niçin derseler yargılanırsam bu konuda da anlatırım. Vallahi bela, billahi bela. Çünkü adam dün söylediğiyle bugün söylediği birbirini tutmuyor. Recep Tayyip Erdoğan'a Bahçeli kadar hakaret eden bir tek siyasetçi yok. Hiç kimse. Ama abi adam Tayyip Erdoğan'a birisi laf edecek diye ortaya göğsünü, bedenini, ellerinin her tarafını koyuyor. Bir de Alaaddin Çakıcı yanına alıyor. Ya böyle şey olmaz ya. Yanlış bunlar. Bunlar İzleyicilerimiz hiç. diyor ki gülmekten gözümüzden yaşlar geliyor. Hele o Tanrı'nın Meryem hikayesi de üzerine cuk diye oturdu. Hay. Tabii bir de senin dondurmayı yalayarak yeme hikayen var ha. Bir de O ondan yine daha ayrı. acı. Ya ona ayıptır söylemesi eski hakimler hepsi dostum tabii benim yaşımda benden kimisi birkaç yaş küçük kimisi benden 5-6 yaş büyük falan ama bunlar hep benim dostlarım arkadaşlarım tabii bazen böyle buluştuğumuzda kahkahalarla gülüyoruz diyorum ki ya mesela şimdi bana doğru söyle ben bir savcının biri böyle bir dosyayla geldi senden duruşma talep etti yani kovuşturma açmanı talep etti dosyayla dedi ki bu açalım yargılayalım mahkum edelim. Savcıyı dedi ayakkabımı çıkarırım ayağımdan ayakkabıyla kovalarım dedi birisi. Siktir lan pezevenk dedim ona dedi. Ulan bundan dava mı açılacak olacak. Ama dedim bana açtılar ceza verdiler. Evet dedi ya boş ver dedi işte Türkiye. Ama hepsinin görüşü şu. İstinaf yani bırak Yargıtay'ı falan. İstinaf bunu kesinlikle bozar dediler. Bunda ne var ya? Yani dondurma zaten yalayarak gelir yani. Kaldı ki bir şey de var Ali bak onu bir tarafa at. Benim bu cümleyi kurduğuma ilişkin ne bir yazım var ne bir videom var. Videom da yok, yazım da yok. Diyorum ki savcıya, peki farz edin ki ben bunu dedim. Getirin, dinleyelim hep beraber. Ya da yazmışsam yazımı getirin, beraber okuyalım. Ya belki bir yerinde bir eksik bir cümle vardır. Size şikayet edenler beni bir cümlemi eksik söylemişlerdir. Belki bir cümle eklemişlerdir. Bana savcı ne diyor biliyor musun? E biz diyor sizin videonuzu bulamadık. E savcı bey benim videomu bulamadıysan beni niye yargılıyorsun dedim. E siz bulacaksınız dedi bana. Dedim ki bakın bunu Menderes'e yaptılar. Fatih Rüştü Zorlu'ya yaptılar. Zamanında Hasan Polatkan'a yaptılar. Vicdansız diye o günü yargıçlarını, savcılarını hala lanetliyoruz. Ayıptır dedim ya. Ya dünyanın neresinde görülmüş bir sanık suç işlediğine ilişkin belgeyi kendi bulacak getirecek. Ha bakın bu benim suç belgem. Abi böyle önüne bakıyor. Böyle önüne bakıyor. Utanıyor çünkü yüzüme bakmaya. Ya bunlar savcı falan değil ya. Ya bunlar yargıç falan da değiller ya. Yazık günah ya. Yazık günah ya. Ya bu güzelim ülkenin hukukunun içine sıçtılar ya. Bu güzelim ülkenin yargıcının içine sıçtılar ya. Yazık Memdu olsun. abi. Rezil Bu oluyorum ya. senin 69 olayı ve dondurmayı yalayarak meselesi olunca aklıma bir şey geldi. Mahmut Tuncer'in çok ünlü bir türküsü var abi. Oturuyorlar, türkü yazıyorlar. Karı gördüm kaydın diye abi.
Bu Türkiye'yi bilmiyor musun bu Türkiye abi? Hayır bilmiyorum, ilk defa duydum. Abi bu, ama bu Türkiye ama muhteşem bir Türkiye. Mısra çok güzel ya, karı gördüm kaydım. Çetin Altan'ın buna benzer çok güzel bir şiiri var. Ama abi işte bunlar olağan şeylerdir yani. Ama yani karı görünce kaydım. Ama olayı farklı anlamda kuruyorlar. Özellikle o cümleyi bilerek seçiyorlar, çok tartışılsın ve konuşulsun diye. Yani bizim ya, türkülerimizde anne, evet türkülerimizde var böyle şeyler canım. Tabii elbette var ya. Allah Allah. Bak ama türküyü dinlemedim. Yalan yok. Duymadım. Mahmut Tuncer öyle pek dinlediğim bir müzisyen değil. Ama türkücü türküleri vardı. Mahmut Tuncer'i sanki şöyle evet hatırlıyorum. Daha evet ilk delikanlılık zamanında, hatta TRT radyosunda bile ona zaman zaman böyle emisyon verirlerdi. Yani hatırladığım kadarıyla o zaman ama türkü söylerdi o. Bildiğimiz türküler ama işte karı gördüm kaydım falan diye hatırlamıyorum. Yalan yok. Çok abi, çok meşhur bir türkü. Çok meşhur bir türkü. Çetin Altın'ı vardı rahmetlinin. Uludağ'dayım Uludağ'da falan filan diye başlayan. Önümde falan diye. Ne abi şeyler patlat Mendo abi. Kırmızı noktayı. Şimdi patlat deyince de olmuyor. Demin çok cuk geldi yani. Ama yeri gelince yine anlatırım elbette. Niye anlatmayayım ki?